gençlerim, genç arkadaşlarım, değerli Süleköylüler, Terzalanlılar, konuşmama başlamadan önce Tuncay Başkan'a bir pas atalım. Projelerin arasında bir cümle duydum. 70 yaş üzerindeki bütün vatandaşlarımız ücretsiz yolculuk yapacaklar. Yolculuk nasıl? Bunu bir abi olarak istiyorum. Şunu 65'e düşür. Düşür 65'e. Düşür 65'e. 65'e düşür. Hocam batmayayım. Tavayın onu. 65'e düşürdük. 65'e düşürdük. Batmasın. Batmasın başkanım. Şimdi önce biraz kendimden bahsedeyim. Biraz hava serin ama 1994 yılı Çan Belediye Başkan adayı oldum. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çan'da adı esamesi yok. 33 tane kayıtlı üyesi var. Benle dalga geçtiler. Dediler 80 oy alırsın, 90 oy alırsın, rezil olacaksın memlekete. Çıktık, hizmet aşkımızı halkımıza anlattık. Allah razı olsun Çan halkından. Bana o seçimlerde 4400 oy verdiler. Türkiye'de %38 oy oranıyla seçim kaybeden tek belediye başkanı adayı oldum. Ama kaybederken bile Çan halkının gönlünde kazandım. 2002 yılında milletvekili adayı oldum. Çanakkale 1. sıra milletvekili adayı oldum. Çan insanı ve köyleri, Çan halkın ve köylerinde yaşayan insanların beni gene bağrına bastı. Seçildim, milletvekili seçildim ama partim barajı geçemedi diye Ankara'ya gidemedim. Hani derler ya, halk arasında nasipsiz köpek kurban bayramı sabahı uyuyakalırmış. Bizde de öyle bir nasipsizlik var. Bu seçimde il genel meclis adayı görevini bana verdiler. Hizmetin, size hizmet etmenin adı, koltuğu, makamının önemli olmadığını inanarak bu hizmete de talip oldum. Ama hep şunu söyledim kendime. Dedim ki ben belediye başkan adayı olduğum zaman 36 yaşındaydım. Keşke o zaman bana bu hizmet yetkisi verilseydi. Keşke 36 yaşında ben o hizmet yapacak yetkiyi elim alabilseydim. Şimdi 60'a merdivendeydik. 56-57 yaşına geldik. O zamanki performansım olur mu bilmiyorum. Ha olacağına inanıyorum ama onun için diyorum ki Terzalan ve Süre, şu adama bu yaşında ortaya çıkan şu adama sahip çıkın. Şu adama sahip çıkın. Sivri'ye sahip çıkın. Biz hiç kimseden partinizi değiştirin demiyoruz. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar misali, hepinizin başka partilere sevdanız olabilir. Başka partinin mensubu olabilirsiniz. Başka partinin lideri gönlünüzde yer tutmuş olabilir. Ve hiçbirinizi Milliyetçi Hareket Partili yapmaya çalışmıyoruz. Sadece diyoruz ki hizmet için ortaya çıkan bu genç kardeşime, bu cesur yüreğe gelin hep beraber sahip çıkalım. Bunu Terzalan'da size hizmet olarak geri döndürelim. Size hizmet olarak. Biz sadece hizmet etmek istiyoruz. Sizlere, analarıma, kardeşlerime, çocuklarımıza, bunları da gelecek seçimleri değil, sadece şu gelecek nesilleri düşündüğümüz için, çocuklarımıza iyi bir ülke, güzel bir ülke, herkesin mutlu yaşayacağı, rahat yaşayacağı, yarınından endişesi olmadan yaşayacağı bir Türkiye, bir Çanakkale, bir Çan, bir Terzalan, bir Süreköy yaratmak için uğraşıyoruz. Bizim derdimiz sadece bu. Ben fazla vaktinizi almıyorum. Almak istemiyorum. Allah nasip ederse bize de inanır ve güvenirsiniz. Bana da inanır ve güvenirsiniz. Diğer partilerin il genel meclis adayları da bizim arkadaşlarımız. Hepsi iyi insanlar. Onlar da iyi insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları da iyi insan.
Parti'nin adayları da bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Biz onlarla her gün bir aradayız. Çünkü Çan küçük yer, her gün bir arada yaşıyoruz. Ve Allah gecinden versin, birbirimizin tabutunun altına gireceğiz. Onun için il genel meclis üyesi olarak da kime güvenirseniz ona oy verin. Kim yapabilirse ona inanın. İnandığınıza oy verin, destek verin. Ama bize destek verdiğinizde seçilmek nasip olursa bilin ki Sineköy'ün ve Terzihan'ın bir tane il genel meclis üyesi var. O da şahit özel olacak inşallah. Ben fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli